Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. 15 Ekim 2024 piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Bugün Borsa İstanbul 1,85 artıda %2'ye yakın artıdayız. Beklediğim gibi tepki yükselişi geldi. Önemli bir destek hattındaydık. Şimdi bu tepki yükselişinin yüksek olduğunu, yine yarın bizi çarpanlar yine aynı noktadayız diye tartışmalar var. Şimdi arkadaşlar, hacimsiz bir piyasada ufak bir tepki yükselişi ya da ufak bir tepki düşüşü bekleyemezsiniz. Hacimsiz bir piyasada hareketler olabildiğince sert olur. Hafta sonunda da yapmış olduğum değerlendirmelerde ekstra volatil bir hafta beklediğimi, buna bir de PPK kararı eklenecek bu hafta, volatillik seviyesi çok üst noktalarda olacak bu yüzden. Yani şu anda korkulacak bir durum yok. Zaten olabildiğince geri çekildik. Olabildiğince insan, küçük yatırımcı zararına lanet gelsin deyip sattı. Bugünün fırsatını eğer değerlendiremiyorsak, ki borsadan para kazanmak isteyip de fırsat geldiğinde de fırsatı tepiyor isek, o zaman hiç kimse borsa konuşmasın, ağzını dahi açmasın. Bugün buralar bulunmaz bir fırsat. Yani ya değerlendirdiniz ya değerlendireceksiniz ya da hiçbir şekilde yorum yapmayacağız. Gidip de işte zirveden aldığımızda düzeltmeler geldiğinde, artık bundan sonraki her düzeltmenin bir öncekinden daha sert olabileceğini bildiğiniz halde kendinizi kandırdığınızda bu iş olmaz. Ama üzüldüğüm konu şu. Tabii bugün tepki yükselişi geldi diye bunu söylemiyorum. Hep söylüyorum, biliyorsunuz. Küçük yatırımcı zararına satıp gitti mi, ben çok ciddi derecede negatif etkileniyorum. Çok üzülüyorum. Keşke bunlar olmasa. Keşke dayanabilme gücünüz olsa ve panikle malı satmasınlar. Şimdi dayanabilme gücü olan adam da satıyor bakıldığında. Sağda solda okuyorum, görüyorum, videolar çekiyor hatta. Keşke bunlar yapılmasa. Arkadaşlar, piyasanın usulü bu. Evet, gerektiğinden fazla, gerektiğinden uzun süre geri çekilmeler yaşanıyor. Bunlara da piyasadaki kalıp deniyor. Umarım izleyicilerimiz bu durumdan etkilenmemiştir diyeceğim, ki büyük bir ihtimal öyle izlediğine göre. İzlemeyenler zaten abonelikten de çıkıyor, YouTube'u da kapatıyor bir stresle. Bunlar oluyor. Mesela böyle her bir düşüşte 500-600 abonemiz gidiyor. Yükseliş başladığında da 5-6 bin abone geliyor mesela. Böyle durumlar oluşabiliyor. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim, hiçbir sıkıntı yok. Allah'a şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Piyasayı takip ediyoruz. PPK kararına odaklandık. 2 gün var. Şimdi ne durumdayız? Şimdi arkadaşlar, tabii ki ana düşüş hattı henüz kırılmadı. Bu bir tepki yükselişiydi. Evet, alımlar güzel geldi. Havacılık tarafı iyi oldu. Enerjiye bir miktar yine alım geldi. Perakende gıda tarafı, bunlar hareketleniyor. Şimdi gönül istiyor ki Kasım'da Merkez Bankası sinyal versin, bu hafta itibariyle indirim başlasın. Belli olmaz. Bakın, bizim Merkez Bankası'nın sağ solu belli olmaz, onu söyleyeyim. Bu konuda Merkez Bankası'na pek de güvenmiyorum. Ayarı yok. Ve pozitif faiz verebilecek zaten bizim durumumuz yok. Diğer taraftan tahvil tarafındaki yatırımcının da baskısı var. Yabancı tarafında faiz indiriminin gelebilmesi için. Bakalım, izleyip göreceğiz. Enteresan bir Kasım-Aralık ayı geçireceğiz. Ben tabii Aralık sonu, işte Ocak dahil, bu aylarda faiz indirimi gelse dahi bunun fiyatlaması öne çekilecek. Ama en büyük etken, ne diyecek olursanız, tabii ki ABD seçimleri burada bir belirsizlik yatıyor. Bu gelişmiş olan ülke para piyasalarını çok etkilemez bu haber akışı, ama bizim gibi piyasaları etkiliyor maalesef. Artık yabancı oranında çok düşük olduğu seviyelerdeyiz. Bu unutulmasın. Yani çok yüksek bir yabancı ağırlığımız yok endekste. Yerli ağırlığımız da azaldı. Olabildiğince zaten geri çekildik. Bu saatten sonra gelecek her yatırımcı, her yatırımcı grubu, her nakit girişi, yani para girişi borsayı gerektiğinden fazla alevlendirir. O yüzden gelecek olan sert yükselişlerde heyecan yapıp, ya işte benim zararım çıktı, ana parama geldi, vereyim gideyim, en azından buradan çıkayım demek, zaten bu bütün yanlışların babası olacak. En kötü ihtimalle enflasyon muhasebesi hesaplamasını aldığınız vadeden itibaren yapmak durumundasınız. Finansal okuryazarlık bunu gerektirir. Bunu yapın. Yani hiç olmazsa vadeliyle bir kıyaslama yapın. Bu zamana kadar vadelide ne kadar bir getiriniz olacaktı? Şu an ne kadar zarardasınız? Ana paranıza geldiğinizde vadeliden elde edeceğiniz zararı da oraya ekleyip, ancak o seviyelere geldiğinde
zorlamak daha mantıklı olacaktır. Çünkü BIST 100 özelinde konuşuyorum. 100 hissenin 95'i piyasa çarpanlarından tarihi seviyelerinde ucuzlukla fiyatlanıyor şu anda. Bunu unutmayın. Ve son 10 gündür, dün de yaptığım analizde ufak bir sinyal vermiştim. Takas oranlarına baktığımda inanılmaz derecede malı topluyorlar. Yani burada kimin malı? Bizi keriz yerine koyup sattırıyorlar. Bizim malımızı takaslarda sinsi bir şekilde topluyorlar. Bunu geçtiğimiz yılın aynı döneminde, bu aylarında da zaten analiz yapmıştım. Ve yılbaşı itibariyle sert bir ralli olmuştu. Beklediğimizden de sert olmuştu. Sonra düzeltmeler geldi vesaire. Tekrardan ralli sertleşti ve bugünlere geldik. Şimdi muhtemelen yine aynı kalıp ya da bir benzeri devreye girecek. Benden burada tek bir lot alan olamaz. Düşüş attığımız mavi çizgimiz arkadaşlar, kabaca şöyle değerlendirdiğimde 9500'ler. Yani 200 günlük ortalama değer. Şu içim okumurutunu kaldırayım burada, kafanızı karıştırmasın. EMA 200 değerimizi açıyoruz. Siz de bilgisayarlarınızda, laptoplarınızda sık sık hem hisselerde hem diğer grafiklerde de incelemelerinizi açın. Bakın ortalama değerler sizin için iyi bir referanstır. Şu anda 200 günlük ortalama değeri siyah renkte açtım arkadaşlar. BIST 100'ün görüntüsünde. Gördüğünüz gibi, pardon, bu 9 günlük oldu, 200 günlük olmadı. Ben de diyorum bir terslik var. Evet, şimdi oldu. 200 günlük ortalama değerimiz. Bunu şöyle kabaca uzatıyorum ben. Çizgiyi de buraya göre biraz kalınlaştırayım. Yani şöyle uzarsa tepki yükselişlerimizle birlikte kabaca işte 9450'lere işaret edecek. Yani çizgi bu kadar uzun değil. Ben aynı noktada çizdiğim için daha şöyle kalınlaştırıp rengini değiştireyim. Çizgi böyle uzarsa kabaca işte buralar tarih olarak da bu ayın sonuna aşağı yukarı bir işaret veriyor. Şu an nereden döndük? Şuradaki hattan döndük. Kalınlaştıralım. Ne oldu burada? Yani ne değişti diyeceksiniz. Şöyle yapalım. Buradaki alıcı grupları buraya geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi kritik hat burada neresi? Yani dirençli bölge neresi zaten belli. Kutucukla bunu da işaretleyelim. Burası sıkıntılı bir bölge. Yani baskının en zirve yaptığı nokta burası. Bakın unutmayın burası. Toparlanma aşaması burası. Yani gördüğünüz gibi yine aynı mevzu burada da yaşanacak. Zaten direnç seviyemiz de yine burada 9400'ler, 9500'ler olarak karşımızda duruyor. Bölgenin üzerine kırılımda gördüğünüz gibi bir onay geliyor. Sonrasında hareket yukarı fırlıyor gidiyor. Ben bu tarz incelemeleri hisse özelde aşırı fazla yapıyorum. Biliyor oradaki arkadaşlarımız. Burada endeks genelinde göstereyim de benzer hareketleri en azından oraya gelemeyenler var ise hisselerde değerlendirsin. Teknik grafikleri biz orada biraz farklı inceliyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Durumlar bu şekilde ilerliyor. Mesela şurada incelemiştik biliyorsunuz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 kısa kaldı. Şöyle değerlendirelim. Ne var burada? Beşli bir dalga teorisi çalıştı. Şimdi burada da A, B, C, D, E. Burada da bu şekilde kalmış olabilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Yani yine fark etmez. Ben şey yapmayın diye söyledim ama mesela şöyle oldu. Bu kısa kaldı. Bu da kısa kalabilir. Böyle de bu bitebilir. Yani bunu unutmayalım. Bunu da şöyle turkuaz renkte işaretleyelim. Buradaki dalgalanma şeklimiz de bu şekilde tamamlanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok sürpriz bir miktar daha geri çekilme olabilir mi? Eğer olursa gideceğimiz detay burası zaten. Bir alt bantta yani 5. dalga şöyle uzamış olur. Yani şu sarı kutucuğun olduğu bölge, bunun bir miktar altı önemli değil. Buraya takılmayın siz. Tehlikeli ve sıkıntılı bir bölgede olduğumuz unutulmamalı. Dipte inanılmaz, size moral vereyim, mükemmel bir pozitif uyumsuzluk var. Bakın gördüğünüz gibi dip seviyelerini takip ediyoruz burada. RSI da bu yüzden bizim için çok önemli, kıymetli bir indikatör. Bunu her zaman kullanırım ben. Bakın 5 tane düşen dip oluştu. 5 tane birbirinden bağımsız, eşit, yükselen dipler. Yani mükemmel bir pozitif uyumsuzluk var. Şimdi kademeli alım için bu bölge en azından bir parça alım. Yani kesinlikle ve kesinlikle çok mantıklı. Zaten sarı bölgenin üzerine geldiğimiz yani 200 günlük ortalama değer burası gördüğünüz gibi.
Bu bölgenin üzerine geldiğimizde ben ne yaptım diyenleri zaten tartışmış olacağız. Durumlar böyle. Yani kabaca böyle bir teknik bir değerlendirme yapmak istedik. Şöyle yapayım. Şimdi bu gözünüzde sizin büyüyordur. Grafiği biraz küçülttüğünüzde daha net bir şekilde görürsünüz. Gördüğünüz gibi durum böyle. Ve bunu temizleyip, ya yok ben bunların hiçbirine itibar etmiyorum. Beni sarmıyor bunlar arkadaşlar diyen var ise düzeltme hatlarına dikkat edin. Bakın tepeden geliyor. 1, 2, 3 defa burada günlükte 3 gün burayı zorluyor. İğneyi sallıyor ve kıramıyor. Yani düşüş hattı burada artık oluşmuş arkadaşlar. Burayı bence referans nokta olarak kabul edebiliriz. Şu alttan sıkışmalarını çiziyoruz. Bir üçgen hareketi oluşturuyoruz burada. Aşağı yukarı bir üçgen gibi duruyor ama tam üçgen değil. Bence bir takoz hareketi var burada. Şu şekilde. Takoz kırılacak burada. Ve bir trend daha çiziyoruz. Bunu kısa vadede. Hatta bunu saatlik bazda inceleyebilirsiniz. Bugün itibariyle de buradan döndü. Biraz netleştirelim bunu. Şöyle yukarı alalım. Bakın gördüğünüz gibi tam da bu şekilde. Bunu tekrar günlüğe aldığımda baskıyı görebiliyorsun. Yani çok tehlikeli bir noktadayız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani burada tabii önce küçük bir şöyle formasyonuna gidebiliriz. Bu formasyon büyür gibi duruyor. Bunu hisse özellerde zaten tahminler yapıyoruz. Ben kabaca çiziyorum. Siz yanlış anlamayın bunu. Yani buraya göre tarih belirlemeyin. Tabii tarih de şu anda çalışabilir yani. Ama bu biraz daha kısa olacaktı tabii şuradaki çanak şu sol tarafa göre. Ben ezbere çizdiğim için. Yani burada da yine her ikisinde de ne yapacaksınız incelemeleri yaparken boyun bölgelerini yani direnç bölgelerini çizeceksiniz. Yani bu kısada bile bunu çizeceksiniz arkadaşlar. Şöyle de aldığımda bu şekilde yani kendinize formasyonlar arayarak oluşturarak işi daha da kolaylaştırabilirsiniz ve incelemelerinizle birlikte psikolojinizi daha da iyi seviyelere getirebilirsiniz. Şu an birçoğumuz bitik durumdayız bunu biliyorum. Gerek yok. Çıkın dışarı dolaşın yani gezin. Örnek veriyorum otomobillerle alakalı bir hobinizm var. Otomobillerle haşır neşir olmayı seviyor musunuz? Gidin abi arabayla ne gidin çay kahve beleş gidin gezin. Dümenden pazarlık yapın ne bileyim yani kredi fiyatları alın bir şeyler yapın işte başka bir hobiniz varsa ne bileyim tenis oynuyorsanız gidin yani tenis oynamaya çalışın futbolsa futbol varsa balık tutmaysa gidin balık tutmaya çalışın yani deniz kenarına gidin değişik şeyler yapın yani olabildiğinizce açıyı değiştirin bu Kaşıkçı Elmas'ın hikayesindeki gibi yani elmastan tabi sarraf anlar anlamayan da 3 tahta kaşığa satar. Hikayeye göre bakış açınızı değiştirin diyor orada. Siz de bakış açınızı değiştirin. Yani elmasa baktığınızda bir renk göremeyebilirsiniz ama ışığa göre açıyı değiştirdiğinizde ne görürsünüz? Elmasın gerçek rengini görebilirsiniz. Siz de değiştirin. Yani modunuzu değiştirin. Modunuzu değiştirin ki renginiz değişsin. Çünkü güzel paralar kazanacağınız dönem artık bu saatten sonra geliyor. Artık buraların en kıymetli alım noktaları olduğunu bizim anlamamız gerekiyor. Bakın üzerimize böyle bir karabasan gibi bu büyük balıklar, foklar bizim çöktü şu anda ve küçük yatırımcıyı boğdular. Yaklaşık olarak 1,5-2 milyon yatırımcıyı temizlediler. Yani bu büyük bir temizlik. Etnik temizlik gibi bir şey oldu bu borsada. Yani bu her giderek, her zirvede, her zirvenin düzeltmesinde bu daha da ağırlaşıyor bu tablo. Yani bu uyarmalarımıza rağmen bu oluyor arkadaşlar maalesef. Keşke olmasa. Keşke daha çok direnen küçük yatırımcı olsa ayrı mesele ama illaki işi kumara dökenler ya da ne bileyim çok rahat para kaybetmeye odaklı arkadaşlarımız her zaman var. Bunlar oluyor. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yarın da iyi bir açılış bekliyorum ben. Yarın da yukarı yönlü hareket bir miktar daha devam edecek. Kabaca 9200'leri ilk etapta takip edeceğiz buradan. 9200'ün üzerinde de 10.000'lere doğru hareketimiz Allah'ın izniyle başlar diye düşünüyorum. Ha. Burada işte 8-10 işlem günü soluksuz yukarı yönlü gideceğiz. Böyle düşünce zaten hiçbir zaman olmamalı. Bakın rallilere de baktığınızda hep kırmızı mumlar var zaten.
Hatta fazla fazla var. Yeşil mumların hacmi daha fazla olduğu için, yani yükselişler daha fazla olduğu için günlük bazda orada işler biraz daha farklı ilerliyor. Yani yukarı daha sert gidilebiliyor. Burada da benzerler olacak zaten. Gördüğünüz gibi tüm rallilerde aynısı. Umarım anlaşılmıştır. Ya 3 gün yükseldi. Ya bu 4. gün gene düzeltti. Geçin. Bu mantıklara uymayın. Böyle zaten yorum yazan adamları, size yorum söyleyen, yani size çevrenizde vesaire bu tarz insanlar varsa uzak tutun onları kendinizden. Yoksa sizi burada öptürürler. Bugünlük bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hissi özel videolarımızı ve değişik analiz yöntemlerini de takip etmek istiyorsanız kanalımızın katıl butonunda hissi özel bölümü var. Diğer seçenekleri alan arkadaşlarımız katıl butonundaki hissi özele geri geçtiğinde o fiyatı oradan düşüyor. Onun da bilgilendirmesini yapalım. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.